Hiç hesapta yokken Haşim Kılıç çıktı ortaya. Allahümme salli ala. Nerede çıktı? Sözcü'de çıktı ortaya. AKP'ye vurdu o da. Dedi ki bu arkadaşlar dedi ne ahlak bıraktı dedi, ne hukuk bıraktı dedi. Oh. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Anayasa Mahkemesi eski başkanı Haşim Kılıç tesadüf değil mi arkadaşlar ya? Yok 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 yok, böyle kaç yıldır ortada yok. Tam Türkiye İttifakı tartışmaları başlıyor. Kemal Bey'e patlıyor, vurmuşlar yumruğu. Yani Haşim Kılıç çıkıyor birdenbire ortaya. Kim Haşim Kılıç? Hukukçu olmadığı halde Sayıştay'dan Turgut Özal tarafından tayin edilen Anayasa Mahkemesi üyesi. Daha sonra eski Anayasa Mahkemesi Başkanı. Nereden hatırlıyoruz? Başka? AKP'nin kapatma davasında Anayasa Mahkemesi Başkanı'ydı. Kapatılmadı, para cezasına mahkum edildi. Şimdi diyor ki, bir de haberi bulsak. Kılıç, AKP iktidarı ve kadrolarını sert eleştirdi. Hukuk felsefesindeki pozitif hukuk ahlak konusuna değinen Haşim Kılıç şöyle konuştu. Bir kanun niye bu kadar değiştirilir? Pozitif hukuk kurallarını kaldırıyorsunuz ki öbür tarafa ahlaki tarafı terk ediyorsunuz. Ne yazık ki önce ahlak ve maneviyat diye iktidara gelen bu arkadaşlarımız ne pozitif hukuk kuralları bıraktılar ne de ahlak bıraktılar. Dolayısıyla ne bir rekabet ne bir şey söz konusu olmayacaktır. Biz bu ahlaki, daha doğrusu insanların subjektif alanına bırakılan işleri sıfıra indirmediğimiz sürece bu ülkede rahat edemeyeceğiz. Ha kendisi şöyle böyle Anayasa Mahkemesi Başkanı iken her şey pozitif hukuka göre ayarlandı ya, ondan böyle konuşuyor. Tabii yani Tayyip Erdoğan'la kaç kere kavga etti bu yasa anayasaya aykırıdır diye. Ulan bir kere etseydin ya. Haşim Kılıç bir kere etseydin. Biz kalktık. Aydınlık dergisiydi o zaman. Sen 12 Eylül öncesi İbdaciye'nin temsilcisi, Ankara temsilcisin dedik. Ona bile itiraz edemedin. Hukukçu değilsin bir kere. Şimdi sen niye kızıyorsun ki AKP'yi eleştiriyor diyeceksiniz. Ya arkadaş, bir eleştiriye bakacaksın, bir kimin eleştirdiğine. Doğru bile söylese doğruyu söyleme hakkı yoktur herkesin. Yani bu Haşim Kılıç değil mi ya? Bu Anayasa Mahkemesi'ni bu hale getirenlerden biri. Olacak şey değil. Ama neden işte? Tam zamanında çıkıyorlar. Sütre gerisine saklanıyorlar, saklanıyorlar. Tam Türkiye İttifakı konuşulmaya başlanıyor. Haşim Kılıç pıt bir yerden çıkıyor. Tam Türkiye'yi... Abdullah Gül çıkıyor bir yerden konuşuyor. Tam Türkiye İttifakı... Davutoğlu bir yerden çıkıyor konuşuyor. Zorla konuşturmaya kalksanız konuşmaz Haşim Kılıç. Ya bana dokunmasınlar da ne olursa olsun diyen bir tip. Konuşuyor. İlker Yücel haklı. Bir tarafta Türkiye'siz ittifak, bir tarafta Türkiye ittifakı. Ondan sonra ya bununla, evet bununla. Haşim Kılıç'la mı olacak? Davutoğlu'yla mı olacak? Abdullah Gül'le mi olacak? Selahattin Demirtaş'la mı olacak? Olmayacak bunlarla. Türkiye kendi ittifakını kuracak. Amerika'nın Türkiye'deki en önemli işbirlikçimi kaybettim dediği görevden alındıktan sonra öyle olmadı mı Davutoğlu için? Davutoğlu'yla mı ittifak kuracağım ben? Ama yapmak zorundayız. Yapmak zorundayız. Başka da çaresi yok gibi görünüyor.